Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz DevOps mühendisi Emre Ersoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben Emre Ersoy. Limon Cloud firmasında DevOps mühendisi olarak çalışıyorum. 2019 yılında Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Ardından Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüyle devam ettim. Henüz ikinci sınıftayken de Limon Cloud'un başlatmış olduğu Limon Cloud Akademi eğitimlerine katılarak aslında kariyerime bir başlangıç yapmış oldum. Bu Limon Cloud Akademi eğitimleri süresince de şu anda yapmış olduğum işin aslında temellerini atmış bulundum. Harika bir eğitim ve mesleki kariyer. Tebrikler, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Limon Cloud Akademi'den bahseder misiniz? Tabii. Limon Cloud Akademi aslında 2021 yılı itibariyle Limon Cloud'un kendi kaynakları ve AWS yani Amazon web hizmetlerinin kendi çalışanlarının kaynaklarıyla ortak olarak başlatmış olduğu bir eğitim projesi aslında. Üniversitedeki başarılı gençleri hem bu sektöre kazandırmak hem de eğitmek adına herhangi bir ücret talep etmeden kendi kaynaklarıyla eğitip ardından bir sınava tabi tutup ve başarılı öğrencileri de kendi bünyelerine kattıkları veya sektöre kazandıkları bir oluşum. Bugün birden fazla okulda ders programlarında eğitim veriyorlar veya bootcamp olarak şu anda eğitim hizmetlerine devam ediyorlar. Ne güzel, tebrikler. Peki DevOps hakkında bilgi verir misiniz? Development ve Operation bir arada oluyor değil mi? Evet, aslında şöyle, DevOps kavramı özellikle büyüyen kurumlarda birazcık daha ihtiyaç olan bir kavram. Bizim CI/CD dediğimiz Continuous Integration, Continuous Development kavramını, yani sürekli entegrasyon, sürekli geliştirme kavramını başından sonuna kadar aslında bu sürekli devam eden bir kavramın bütün adımlarını gerçekleştiren bir yöntem diyebilirim. Bunun içinde dahil olan pek çok kavramı, işte Git, Jenkins, AWS üzerinde, Amazon Web Hizmetleri üzerinde ya da Azure üzerinde kullanılan Code Pipeline gibi uygulamalar veya paket uygulamaları, Maven, Kubernetes, Docker gibi bir sürü servislerin birlikte kullanılarak büyük şirketlerde özellikle, hatta orta ölçekli, küçük ölçekli bütün şirketlerde sürekliliği, sürekli geliştirmeyi sağlamak için kullanılan bir yöntem diyebilirim. Çok güzel. Peki SRE kavramı, biraz da bundan bahseder misiniz? SRE kavramı aslında DevOps mühendisiyle birlikte birbirleriyle karıştırılabilen bir kavram. Ve birbirlerine de aslında bağımlılar. İkisinde de aslında benzer şeyler bunun. İkisinin de amaçları daha bir noktada kesişiyorlar. Kullandıkları kaynaklar bir noktada kesişiyor. Ama DevOps birazcık daha geliştirmeye yönelikken, SRE kavramı ise geliştirilmiş bir ürünün aslında yönetiminin, izlenebilirliğinin arttırılması olarak kullanılıyor. İkisinde de kullanılan... Açılımını bir daha söyle. Site Reliability Engineering olarak geçiyor. Site güvenilirlik mühendisliği diye çevirebiliriz sanırım. Tabii. İşte web sistem ya da kullandığınız kaynaklarınız ne kadar hızlı, kullanıcıya ne kadar hızlı bir geri dönüş sağlıyorsunuz, herhangi bir hata anında veya herhangi bir yüklenme anında bunu ne kadar hızlı elde edebiliyorsunuz ve bunlara ne kadar hızlı çözümler üretebiliyorsunuz, bunlar üzerine aslında yoğunlaşıp kendi müşterilerine veya bu alandaki kaynaklara olabildiğince hızlı şekilde
dönüş yaparak bir çözüm bulmayı hedefliyor aslında. Sitelerin güvenilirliği konusu çok önemli günümüzde. Tabii. Çünkü bir bilgi kirliliği var. Yani ChatGPT'de de bir sürü bilgi var ama yani bu bazıları gerçeğe dayanmıyor. Yani kaynaklarını da göremiyorsunuz ChatGPT'de. Her şey çıkıyor karşınıza. Bütün algoritmalar önünüze dökülüyor. Evet ama şöyle ChatGPT üzerinde aslında büyük dil modellerinden en biliniri olan aslında ChatGPT. Hayatımıza girdi. Evet. Birazcık Site Reliability Engineering kavramından farklı olarak aslında kendi veri setlerini kullanarak OpenAI tarafından geliştirilmiş bir dil modeli. Kendi veri setlerini kullanarak işte birazcık daha günümüzde bilgisayar mühendislerinin alışık olduğu database modellerinden farklı bir şekilde, bir relational database modelinden farklı bir şekilde kendi makine öğrenmesine dayanıp işte graph database'lerin, işte vektör database'lerin girdiği karmaşık normal bir insanın dışarıdan baktığında kolaymış gibi algılayıp aslında içinin çok daha detaylı, komplike olduğu bir model. Evet. Büyük dil modellerinin işinizi elinizden alacağını düşünüyor musunuz? Böyle bir tehdit var ya, bizim mesleğimiz yok mu olacak acaba deniyor. Aslında tam tersi, tıpkı daha önceden olduğu gibi internetin hayatımıza girmesi gibi, mesela önceden ansiklopedi üzerinden bir bilgi elde etmek ne kadar zor oluyorsa, ya bu internet geldikten sonra ne kadar kolaylaştıysa, aslında büyük dil modellerinin hayatımıza girmeye başlamasıyla da bizim işimiz o kadar aslında kolaylaşıyor. Tabii, rutin işleri devredebilirsiniz. Siz katma değerli işler üretirsiniz o arada. Ya İşinizi aslında, hızlaştırabilirsiniz. Aslında benzer işleri yapıyoruz belki ya da aynı işleri yapıyoruz ama yapma süremiz, bunu gerçekleştirme süremiz çok daha hızlı oluyor ve ekstra bir artısı olarak sektöre daha yeni girmiş insanların da işte junior mühendislerin veya stajyerlerin dahi çok daha hızlı bir şekilde buradaki konuları kavramalarına, anlamalarına yardımcı oluyor aslında. Çünkü siz bir insana bir şey sorduktan sonra belki utanabilirsiniz, daha fazla soru sormayabilirsiniz ama sınırsız sorular ama bazen çok fazla olunca sürem yok diyor, bazen de refüze ediyor. Tabii bu yüklü biraz diyor programım. GPT-4 modelinde zaten bir limit mevcut. Her 3 saatte 30 tane maksimum soru sorabiliyorsunuz ama sorduğunuz sorunun saçmalığına bakmaksızın hemen cevap veriyor. Size olabildiğince detaylı cevap veriyor ve genelde bir konuda açıkta olan bir kavram varsa ve bunu da anlamadıysanız onun da daha derinine inerek size bir noktada şuradan daha iyi anlayabilirsin şeklinde bir kaynakça da sunuyor aslında. Ya doğrudan linkini vermese dahi bu araçları kullanarak iletiyor. Evet. Sizi yönlendirerek aslında daha detaylı bilgi alabileceğiniz şekilde eğitiyor diyebilirim. Aslında çok iyi bir öğretmen. Kesinlikle. Ve ileride de çok daha önemli hale geleceğini düşünüyorum ben. Sanat alanında Midjourney uygulaması var biliyorsunuz. Şimdi, çok güzel sonuçlar alınıyor. Bir teksti bir esere dönüştürebiliyor. Grafiğe, resme, fotoğrafa. Evet, şimdi bir de şey çıktı. Yine OpenAI tarafından geliştirilen Sora. Tamamen böyle bir dakikalık tekst üzerinden videolar elde edebiliyorsunuz. Evet, en sonunda o artık Hollywood büyük bir tepki gösterdi buna. Bizim işimiz elimizden mi alınıyor acaba yapımcılar falan? Çünkü normal böyle video oluşturuyor. Benim endişem aslında buradan ziyade sahte videoların bu şekilde genelde büyük firmalar OpenAI, Google gibi işte Microsoft gibi genelde bunların önüne geçmeye çalışıyor. Amazon'da dahil olarak. Yani verilen input'u reject edebiliyorlar. Ama tabii. Etik olmayanlar mesela. Evet. Yapamam bunu. Veya yine DALL-E veya Midjourney'de
popüler, ünlü bir ismin veya fake tanınmış bir şey yapmak. Birinin suratını çıkarmak istediğiniz zaman size direkt red mesajı tabii, verebiliyor. Ama deepfake yapılıyor. Evet, maalesef. Maalesef ve, çok öyle olaylar da oldu. Ve video konularına girdiğimiz zaman işte bu birazcık endişelendirebilecek seviyelere inebilir. Şimdilik ben gördüğüm kadarıyla iyi yönetiliyor en azından bu geçiş süreci. Yani korkulduğu şekilde ilerlemiyor benim açımdan en azından ama... Avrupa Birliği ilk yapay zeka yasasını hazırladı. 2025'te yürürlüğe girecek. Bunda da öncülük etti. Geçtiğimiz günlerde bir Alman fotoğrafçı Midjourney'i kullanarak bir fotoğraf oluşturdu. Ve de fotoğraf yarışmasında birinci seçildi. Ama sonra o ödülü iade etti. Ben bir sosyal deney yapmıştım dedi. Büyük bir tartışmayı da başlattı. Yani bu yapay zeka insanlarla yarışıp hiç belli olmayacak şekilde de bir eser oluşturabiliyor. Kimse anlamadı çünkü. Tabii zaten bunu karmaşıklaştıran, komplikeleştiren ve endişelendiren kısım da tam olarak burası. Videoya geçmesi bunun problem ama şimdilik bizim tarafımızda kalan LLM dediğimiz ya da büyük dil modelleri tarafında benim endişelendiğim bir konu yok. Tam tersine olabildiğince ayak uydurmaya çalışıyorum ve güncel bir şey de var, kavram da var. Prompt engineering diye böyle doğru soru sorma şeyleri çok önemli özellikleri. Evet evet, yönlendirirken de eğer doğru bir şekilde yönlendirirseniz o kadar da iyi cevaplar alıyorsunuz. Ve çünkü tam doğru soruyu sormanız lazım. Ve dili de önemli. Şu anda ne yazık ki özellikle büyük firmaların oluşturmuş olduğu o büyük dil modelleri İngilizce tarafında birazcık daha doğru, tutarlı ve iyi cevaplar veriyorlar. Hatta bazıları İngilizce konusunda kötüler diyebilirim. Mesela Meta'nın geliştirmiş olduğu Llama 2 modeli veya çok kötü demiyorum. İngilizceye göre gerçekten başarısız diyebilirim. Veya Amazon'un geliştirmiş olduğu Titan modeli birazcık daha şimdilik Türkçe tarafında en azından İngilizceye göre yetersiz kalıyor. Tabii İngilizce her zaman tercih edilmeli. Tabii. Yani çünkü evrensel dil, o tabii. Yüzden İngilizce aynen. Tercih edilmeli. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak sizce Türkiye bu dönüşümün neresinde kalıyor? Çağa ayak uydurabiliyor mu? Benim bildiğim birçok aslında proje var. Benim de bir noktasında içinde mevcut olduğum ve gerçekten insanlar Türkiye'deki yetkili kişiler diyeyim artık bu alanda bir şey yapmaya çalışıyorlar. Parayı veya gücü elinde bulunduran insanlar diyeyim yakalamaya çalışıyorlar bu trendi ve kendi kaynaklarını da aslında buraya kanalize etmeye çalışıyorlar. Ekstra bir bura için kaynak oluşturuyorlar. Birbirlerine forumlarda yardım ediyorlar. Yazılımcılar tarafında da yine komüniteler oluşturuluyor. Yani aslında iyi şeyler oluyor. Ancak ne yazık ki Türkiye bu piyonier kavramı öncü durumunda değil. Follower daha çok. Biz evet. Takip ediyoruz ama öncülük edemiyoruz evet. Şu an. Birazcık kendi tarafımızı uyarlamaya çalışıyoruz evet. Şimdilik ve umarım başarılı olur bütün o İnşallah. Firmalar. Harika bir mesajdı. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler teşekkür ve başarılar ederim. Diliyoruz. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Sizinle ederiz. Sizinle olmak burada bir program yapmak çok keyifliydi. Benim için de çok mersi. Bugünkü konuğumuz DevOps mühendisi Emre Ersoy'du. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.